Şimdi İrfan Can, Levent Üzemen'in dediği olay, Altay olayı, Jesus sorumlu benim diyor. Okan Buruk sınavı geçti, sınıfı geçti ama Jesus'un karnesi nasıl? Derbi sonrası. Ben Jesus'la ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani şeye de katılmıyorum. Zeki'ye de katılmıyorum. Derbilerde ama gol bile atamadı diye işte eleştiriler bir de yarın bizim Foto maçta çıkacak son 10 derbide tek galibiyeti var. Benfica'daki son döneminde de hep böyle büyük maçları kaybetmiş. Orada bir sıkıntı yok. Yani şöyle bir sıkıntı yok. Sıkıntı var elbette. Ama biraz önce dediğimiz gibi 25-26 maçlık bir seri, Dünya Kupası öncesi lider bir takım, Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkmış bir takım, 3 günde bir maç serisini, dediği gibi Levent abinin 6 tane, 5 tane, 7 tane neyse rotasyonla iki takım yaratmış bir teknik direktör. Biz de övgülerimizi koyduk Jesus'a. Bambaşka bir dünya yarattı diye. Bizi öğrettikleri için tabii, ben yani, gerçekten tebrik ediyorum kendisini. Başarı bu performans Jesus'un eseri ise bu performans da Jesus'un eseri. Yani Nema Jesus'un nasıl Abdullah Avcı'ya övgülerimizi düzüyorsak geçen seneki şampiyonlukla ilgili. Bugünkü eleştirileri de üstlenecek o. Tabii. Yani başarı benim başarısızlık futbolcunun değildir. Aynen. O zaman başarı da futbolcunun, başarısızlık da futbolcunun bravo diyeceksin. Bravo. Çıkacaksın bunu söyleyeceksin. Bugün de onu söyleyeceğiz. Çok benzer program yaptık Trabzonspor maçı sonrası burada. Trabzonspor Abdullah Hoca Fenerbahçe takımını merkezde kilitledi. Merkezde kalabalık kaldı. Sonra işte antrenman görüntüleri de çıktı ortaya. Gidiyorsun duvara çarpıp dönüyorsun. Gidiyorsun oraya 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika, 45 dakika. Oyun değişmiyor, sistem değişmiyor, oyuncu değişmiyor. Böyle hocalık olmaz. Rakip seni çözmüşse. Ha 10 kişi kaldın, ondan kaybetmiş olabilirsin. O başka taraf. Ama aynısını Galatasaray yaptı sana. Bakın işler de gitti biliyor musunuz? İki tane golü gitti ya Galatasaray'ın. Offside'den. Tane takım o an bitti. Yani o an anladılar bu iş iyiye gitmiyor. Bize Galatasaray gol atar dedi. Tabii yani. Aynen. Evet. Evet. O an anladılar bu iş iyi gitmiyor. Doğru tespit. Mesela stat. Fenerbahçe stadının kapasitesi 42 bin. Herkes 50 bin 50 bin diyor ama değil. Fenerbahçe stadının kapasitesi 42 bin. 42 bin kişi gelmiş. Fazla da olabilir. Bilmiyorum yani. 42 bin kişi gelmiş oraya. Onları maçın içine çekmesi lazım Fenerbahçe takımı. Ev sahibi avantajı diye bir şey yok. Eskiden Kadıköy cehennem, şöyle böyle Galatasaray maçları özel. Gık demediler ya. Niye? Hissetmedi. Tribün de düştü aynı paniğe. Taraftara da geçti değil tabii, mi o? Tribün de düştü aynı paniğe. Burada ne önemli biliyor musun? Sen bu takımı yapıyorsan, bu derbi yaşıyorsan, arkanda bir de Trabzon maçı varsa, iki orta sahayla oynadığında sana cezayı keserler. Bunu anlaman lazımdı. O maçtan anlaman lazımdı. Üçüncü Türk'ünü tartışıyoruz biz her programda. Olur mu olmaz Berkan oynamasın şudur budur diye Galatasaray'ın bak üçüncü iki taneyi buluyor. Üçüncüyü tartışıyoruz. Dört Türk'le oynadı. Dört. Evet. Niye oynadı dört Türk'le? Okan Buruk, Icardi yedek, Gomis yedek. Deli mi yani? Başka bir plan yani, vardı orada. Tabii, bir plan maçtan bir saat önce açıklandı 11'ler. Ben gördüm futboldan da iyi anlayan arkadaşlarımız. Nasıl Gomis oynamaz, nasıl Icardi oynamaz? Dediler yani. Dediler bunu. Evet. Evet. Taraftar yani, da demişti. Tabii. Yani böyle şey olur mu? Ne yapıyor? Ne yapıyor? 4-6-0 gibi bir şey. Hepsinin görevi var. Ve Türk oyuncu bilir bu maçın anlamını. Yabancı da bilir. Ama en iyi Türk oyuncu bilir. Bravo. Ha, onu konuşmuştuk zaten. Biliyorsun tabii, derbileri. Neyi nasıl? Duygusallığı. Fenerbahçe'de zaten. Fenerbahçe'de en iyi kim bilir? Altay İrfan bilir. Can bilir. Mert Hakan bilir. Bilmediklerini yani, gösterdiler ama. Mesela ön tarafı oynadın. Rossi. Biri kırmızı kart gördü. Rossi, biri kulübede sürekli Rossi, sarı kart Batshuayi. Bu bir tepki sonradan oyuna abi, koymak. Bildikleri için onlar gidiyor. Rossi, Batshuayi, Joshua King. Değil mi? Ön tarafı. İki tane bek. İki orta sahan var. Crespo, Arao. Bir tanesi merkezde bekliyor işte. Mertens. Tek orta sahaya kalmış. Crespo. Aynı şeydeki gibi. Trabzon'daki gibi. Tek orta sahaya kaldı. Tek pivotla oynadı zaten. Aynen. Crespo. Ve muhtemelen çalışılmış.
Kerem tık tık çıktı, tık tık çıktı, tık tık çıktı o arada. Kerem de çok geriye geldi, tabii. O da bir taktikti. Tabii. Evet. O say taktiği abi, onun o, çok böyle... Tabii. Arkadan geldi, Galatasaray öne çıkardı. O aradan tık tık aslında çıktı. Sol tarafı da boş bıraktı bir anlamda. Normalde o baskıda alıyordu Fenerbahçe topu. Ferdi'nin olduğu zaman. Alman lazım. Sen orta saha özelliği olmayan ya da o temponun içini yaşamayan. Neye güvenerek? Yani bir de tecrüben de var. Yani daha önce bir maç yaşamışsın. Görmüşsün yani. Mesela 1-0 Galatasaray içeri girdi. Gürcan dediği gibi başka bir plana geçemedi. Yapamadığını, beceremediğini yaşamışsın. Ha, maç içinde de yapabilirdin onu. Hiç oyuncu değiştirmeden. Baktın Galatasaray arkaya sızmaya başladı. Çek verdi orta sahaya. Yap Salah'ı sol bek. Dörtlüye dön. Dörtlüye dönmesi enteresan değil mi? Dörtlüye dön. Ya 10. dakika ben yaptın. 15. dakika yap. 45'ini yemek diyorsun. Adam sarı kart gördü diye çıkartıp hamle yap. Onu burada yap. Maç öncesi şey yaptık işte. Sabah gazetesinde sorular soruluyor ya. Levent abi aynı muhtemelen aynı soruları sordular bize. Aynen. Jesus mu, Okan Buruk mu? Ben dedim ki biri futbolu biliyor, biri Türkiye'yi. Süper Lig. Ve Okan Buruk. Okan Buruk hem Türkiye'yi biliyor hem futbolu biliyor. Futboldan da gelmiş. Şampiyonluk yaşamış. Okan Buruk böyle dantel gibi örmüş maçı. Her detayı. Mesela bugün analizleri okuyorum. Abi sizi ilk kim çözdü? Bizi ilk çözen Konya Spor. Ümraniye. Ümraniye. İlk Ümraniye. Sonra Giresun. Sonra Konya. Giresun maçı defans hatalarından. Evet. Ama aynı orada şey yok. Yok. Hemen aynı taktik. Yani, arkaya atılan toplar çoğu. O maç. Bana göre Galatasaray bir takım çözdü. Takım 10 kişi kaldı. O da Galatasaray. Hayır neden ama biliyor musun? Çünkü sizler çözen, 10 kişi kaldıktan sonra kazandınız. En net çözen. Galatasaray 11-11 iken öndeydi. En net ama çözen. Yani en oraya net kadar da Trabzonspor iyi oynuyor. Konya'da 10 kişi kaldıktan sonra yendi. Bak Ümraniye problem çıkardı. Başakşehir problem çıkardı. En net çözen Abdullah Hoca'dır. Trabzon problem çıkardı. Ve bunların hepsi aynı ekol. Ümraniye'nin hocası Abdullah Hoca'nın ekibinden. Emre Belezoğlu. Yıllarca çalıştı Abdullah Avcı'yla. Abdullah Avcı zaten çözdü. Bu hafta Erol Hoca'yı dönecekler. O da Abdullah Avcı'nın ekibinden. Tamam mı? Evet. Mesela o da kritik viraj. Gaziantep'te, Plasmona Fenerbahçe için kritik viraj. Antep'te de. Ha bu ekolün özelliği ne? Rakip analizi üstünden çalışırlar. Ama ikisi Okan Hoca da Abdullah Avcı'nın ekolü. Evet, Gaziantep'te Fenerbahçe hemen aynı oyuncu. Okan Buruk da o grubun içinden çıkan bir hoca. Ama bu ekolün en önemli özelliği rakip analizi üstünden çalışırlar. Yani rakibi analiz ederler. Ona göre bir hamle yaparlar. Tutar tutmaz bilmiyorum ama rakibe göre oynatırlar. Oyuncularını görevlendirirler. Yani sıkıntı şeyde çıkıyor. Mesela Galatasaray'ın sıkıntısı geldi. Çok iyi bir savunma yaptı kazandı. Doğru mu? Ama takım savunması mükemmeldi. Önde de baskı yaptı. Otobüsü çeken takım işte Ankara Gücü maçı şey atsa boş kaleye 2-2 bitebilir. İstanbul Spor maçı 2-2 bitebilir. Yani kendisinin saldırması gereken, rakip problem çıkarmaya başladığında onu çözme. Ama sen şimdi bu pozisyonlarda atsam atsa diyorsun. Yok yok. Galatasaray baştan o golleri atsa maç 5-1 falan olur ya. İstanbul Spor maçını. Ankara Gücü maçını Galatasaray kaçırdıklarını atsa 5-6 olur ya. İyi de orada da İstanbul Spor'un da kaçırdıkları var. Ya da Ankara Gücü'nün de kaçırdıkları kaçırmadı. Bugün ayağa basılan pozisyonu tartışıyoruz. Erman Hoca dahil bütün herkesi penaltı dediği pozisyonda Mertens'e yapılan arkadan hareketi penaltıyı Trio'daki 3 eski hakem de dedi penaltı. Erman Hoca da penaltı dedi. Herkes penaltı gördü. Bir var göremedi. Var göremedi. Allah aşkına yani. Maç ördü 3-0 oluyor. Peki şimdi hızlandıralım. Hep rakibin kaçırdıklarından okursak maçı bağlı. Doğru olmaz şimdi, yani. Dünkü yorumlara bakıyorum, bugünkü yorumlara bakıyorum. İşte arkadaş gruplarımız var, yazılanlar. Fenerbahçe taraftarı şu an çok pesimist, çok. Mesela şu fark vardır Galatasaray'la diğer takımlar arasında. Başka bir takıma yenilirse Fenerbahçe, Fenerbahçeli kızar. Galatasaray'a yenilirse üzülür. Yani Galatasaray özel bir rakip. Fenerbahçe'de Galatasaray için özel bir rakip. Hiç kimse kabul etmiyor. Yani, senin o bakış için öyle bir sürü Fenerbahçeli arkadaşımla karşılaştım. Bir defa da yenin diyorlar ya. Allah aşkına. İşte üzüldükleri kabul için. Kabul etmiyorlar. Ya. Karbon kağıdı gibisiniz ya. Şey. Vallahi ciddi söylüyorum ya. Fotokopi.
Aynı zihni. Sen benim dediğimi anlamıyorsun. Ya ben senin dediğini anlıyorum. Onlar için söylüyorum. Ha. Sen doğrusunu söylüyorsun. İşin başka tarafı, Fenerbahçe takımı iyi bir takım. Ritmini bulmuş, ne oynayacağını bilen bir takım. Takım olarak mesela maç sonu Jesus'un yaptığı konuşmada, tabii bilmiyorum ne, Portekizce bilmiyorum. Ama vücut diline baktığımız zaman başınızı öne eğmeyin. Çok konuşması var sanki orada. Hı hı. Evet doğru. Yani ne rakip şampiyon oldu kaybettin diyor, ne biz şampiyonluğu kaybettik doğru diyor. Bir maç kaybettik. Doğru. Yani takımın ayağı çok tecrübeli bir teknik direktör. Fenerbahçe vazgeçmeyen bir takım olduğunu, spesifik olarak Ren maçlarını gösterdi. Birisinde 2-0, birisinde 3-0 yenik duruma düştü. Karşı çıktı bu sonuca. 2-2 bitirdi, 3-3 bitirdi. Yani takım olarak güçlerini de biliyorlar ne olacağını. Daha doğru, daha farklı bir konsantrasyon ve Türkiye'yi de bilerek düşünerek. Yani benim bir ezberim var, ben böyle oynarım değil. Değil, Türkiye'deki oyun o değil. Peki.